Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine fark ettiğiniz üzere banyodayım ve bir tıraş olma videosu çekeceğim. Biliyorsunuz soruyorsunuz bunu çok bana. Ben teknolojiyle uğraşıyorum biliyorsunuz ama bu bir tıraş olma videosu çok tutuyordu. İzleniyor. Çok da yorum geliyor sizden. Teşekkür ederim hepsine. Yanıtlamaya da çalışıyorum. Beğenenler oluyor, beğenmeyen oluyor. Hepsini okuyorum, izliyorum, görüyorum. Bazen sadece bir kalp atıyorum. Bazen yorum yazmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bu tarz böyle hani şu anda piyasada satılan tıraş bıçaklarını sırayla alıp böyle ayda bir tane bu tarz video çekmeyi planlıyorum. Ve her ay bir tane böyle video ile karşınızda olacağım. Bir aksilik olmazsa inşallah diyorum. Bu ayki konuğumuz Ağustos ayının konuğu yani Derby Samurai 3. Bir takipçim bir yani YouTube'da bana bir yorum yazan arkadaşımız demişti ki abi bunu inceler misin diye yaklaşık bir yer önce falan diye tahmin ediyorum. Yanlışım varsa düzeltirsiniz. Ben de dedim gidip alayım dedim. Şöyle bu A101'den aldım bunu galiba. Evet A101'den aldım. 10 tanesi 15 lira gibi bir fiyat. 14.90 mıydı öyle bir şeydi galiba. 10 tane şey var böyle içinde görüyorsunuz. Şu anda görülüyor şurada. 3 bıçaklı olduğunu söylüyor. Bakalım üzerine. Kayganlaştırıcı bant varmış. Oynar başlık varmış ve 3 bıçak varmış. O da şöyle göstereyim. Şu anda ekranda görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Açalım bakalım. Nasıl bir şeymiş? Önce bir açıp bakayım. Allah. Düşürdük biraz. Şöyle açtık. İnşallah. Yani tanesi de 1,5 liraya falan geliyor. Kaba bir hesapla söylüyorum. 10 taneden bir tane çıkartalım. Şöyle bir şey. Şu korumasını da çıkartalım. Şöyle göstereyim. Oynar bir başlığımız var. Tabii bunlar hani kullanat tarzı ürünler biraz. Bir kere belki olur, iki kere olur en fazla. Hani 3-5 kez olur mu emin değilim. 3 bıçaklı. Şöyle göstermiş olayım. 3 tane bıçak görülüyor mu bilmiyorum ama şu an 3 bıçaklı olduğu görülüyor. Şurada bir kayganlaştırıcı bant var. Bakalım nasıl tıraş olacağız. Her zaman yaptım ben Arco tıraş kremim ve şu fırçamızla beraber başlayacağım tıraşa. Ben şöyle yapıyorum bu arada. Bir tane köpürtme tası var ama onu kullanmıyorum. Şöyle yapmayı tercih ediyorum. Suyumuzu kapatalım. Su israfı yapmıyoruz arkadaşlar tıraş olurken. Bunu hep söylüyorum. Şimdi gördüğünüz gibi böyle oh! Şıkır şıkır da köpürttük valla. Şöyle. Bu arada arkadaşlar ben hani tıraş uzmanı falan değilim. Bunu söyleyeyim. Tıraş alıyorum. Deneyimlerimi aktarıyorum. İşte sakallarım da böyle. Çok aşırı bir gür sakalım yok benim. Çünkü bazen şunu da soruyorsunuz. Şunu aldım ne kadar gider? Kaç kere tıraş olurum? O çok şey bir konu arkadaşlar. Hani değişir. Ben 10 kere olurum. Sen 3 kere olursun. Öbürü 15 kere olabilir. Tıraş keskinliğinden ziyade sizin sakalınızın gürlüğü, sertliği, yoğunluğu vesaire gibi şeylere bağlı. Şimdi bayağı bir köpürttük. Şöyle kenara koyalım. Birazcık yüzümü ısıtacağım şimdi. Tıraş olurken arkadaşlar ne kadar sıcak olursa su, sıcak su önemli tabii ki biliyorsunuz. O kadar da sakallar yumuşuyor. Şimdi bazen yorumlar geliyor bana. İşte bunu bir kere yapmışsın ama işte bunu iki kere yapman lazım. İşte bilmem şöyle olmalı, böyle olmalı. Ben video uzamasın diye böyle hani hızlı yapıyorum arkadaşlar tıraşı. Yani bu böyle yapın anlamında söylemiyorum. Ben sadece hani bıçağın bir deneyimleyip bakalım nasıl oluyor onu göstermek için hızlıca yapıyorum. Yoksa hani bu bir tıraşın nasıl yapılacağını anlatan video değil arkadaşlar. Karıştırmayalım. Bazen öyle yorumlar geliyor çünkü. İşte şöyle yapmışsın ama öyle yapılmaz da bilmem ne de falan. Öyle bir iddiam yok yani. Onu söyleyeyim bir kez daha. Ama şöyle bir iddiam var. Türkiye'de bulamayacağınız bir içerik üretmeye çalışıyorum. Her şeyi gidip alıyorum. Genelde kendi paramla alıyorum bu arada. Aklınıza başka bir şey gelmesin. Şimdi sürdüm. Hani biraz böyle garip oldu ama. Şöyle dağıtalım biraz. Bakalım bir başlayayım tıraş nasıl olacak. Ha, fena değil. Çok da sıcak su kullanmamaya çalıştım. Kullanmadım bu arada. Ona rağmen öyle bir çekme hissi yok yani. Şu anda telefonla yapıyorum bu kaydı. Telefonun ekranını ayna gibi kullanıyorum. Fena değil bu arada. Gayet güzel aldı yani şu ana kadar. Tabii bu yan taraflar daha basit. Asıl kısım şuralarda ve şu bıyığın olduğu yerlerde birazcık zorlanabilirim diye tahmin ediyorum.
Ama yani 1,5 liralık bir şey gördü. Hiç fena değil bu arada, onu söyleyeyim. Evet, Derby Samurai 3 tıraşımız devam ediyor. Şu ana kadar gayet güzel aldı yani. Hem de bir yanma vesaire yok bu arada. Gayet iyi bir şekilde tıraş ediyor şu anda. Bu arada bu videoları arkadaşlar gerçek zamanlı çekiyorum. Hani montaj yok, kesme yok, biçme yok. Sadece bazı yerleri hızlandırıyorum. Onu söyleyeyim. O da video çok uzamasın diye, sıkılmayın diye. Bakalım, bir şöyle bir yüzümü yıkayayım. Eksik olan yerleri de bir daha üzerinden geçeceğim. Gayet güzel oldu aslında ama bir tur daha geçeyim. Bakalım nasıl olacak. Ben dinleyeyim ben sizi. Bazen böyle yorumlar geliyor. Abi işte bak, olmaz, o bir iki kere yapman lazım. Ops falan diye. Bu arada hiç yanma falan yok bu arada arkadaşlar. Yani bu kadar böyle hani çok fazla da sıcak su kullanmadım bu arada. Oh şöyle. Bu arada bu şeye de iyi alıştım ya. Fırça güzel oluyormuş. Biliyorsunuz yıllar önce bizim çocukluğumuzda, daha doğrusu böyle kartuşlu falan hazır makineler yoktu. Klasik tıraş bıçakları vardı. Hatta bir video çektim ben onunla ilgili. Yukarıdan onu da şimdi koyarım, linkini izleyebilirsiniz. Yıllar yıllar önce böyle rahmetli babamın vardı öyle. Böyle çık 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 açılan şeyleri. Ona benzer bir şey aldım ben. O video da bayağı izlendi bu arada, sağ olun. Klasik tıraş makinesiyle bir tıraş olmuştum. O videoda epey yorum geldi. Öyle mi olur, böyle mi olur falan filan gibisinden. Tabii o ucuz bir versiyondu arkadaşlar. Pahalısını da alıp deneyeceğim bu arada. Hani biraz daha kalitelisini. Çünkü benim aldığım Sürüm Wilkinson'un plastik olan ürünüydü. Takdir edersiniz ki onlar çok uzun vadeli olmuyorlar. Şöyle biraz daha alalım tıraşımızı. Evet, şu an bitmek üzere. Buna torpil geçtim ben. İki kere tıraş oldum. İki tur attım daha doğrusu. Normalde o kadar yapmamaya çalışıyorum. Video fazla uzamasın diye. Ama böyle sinek kaydı istiyorsanız böyle iki tur güzel olur. Evet arkadaşlar, bu videoda Derby Samurai 3 ile tıraş oldum. Gerçekten çok beğendim bu arada. Samimiyetle söylüyorum. Ve hani çok böyle şey olmadan da çok da fazla yumuşatmadım sakallarımı. Ona rağmen çok iyi kesti. Videonun başında söyledim. Belki merak edenler olur. Ortasından girmiş olanlar olabilir. Şöyle 10'lu paketini A101'den 15 lira gibi fiyatla aldım ben. Bunlar tabii tek kullanımlık anladığım kadarıyla, ama size mesela sakalınız çok yoğun değilse 2-3 kez de kullanabilirsiniz. Tek kullanımlık bile olsa 15 kullanım fena bir şey değil. Yani fiyatına göre baktığımızda, eğer 10 tanesini düşünüyoruz, 15 lira 1,5 liraya geliyor tanesi. Bir tıraşınız 1,5 liraya gelmiş oluyor. Her gün tıraş olursanız bile bence fena ucuz ve ucuz da bir şey geliyor. Bugüne kadar niye fark etmedim, niye kullanmadım bilmiyorum ama bir takipçimiz yorum yazmıştı. Oradan fark ettim, aldım, denedim. Çok da beğendim. Sizin de ürünle ilgili yorumlarınız varsa bu videonun altında benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca incelememi istediğiniz, tıraş olmamı istediğiniz ürünler de varsa yine bu videonun altında söyleyin arkadaşlar. Şununla tıraş olur musun, bununla tıraş olur musun falan deyin. Hepsini okuyorum ve imkanlar dahilinde o ürünleri elde edip alıp bir şekilde sizlere sunmaya çalışıyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. YouTube kanalıma abonesinizdir diye tahmin ediyorum ama değilseniz lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayın. Beni isterseniz Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlarda takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.